Abi gene ceza yedik ya. Hayatımda daha değişik bir ceza yememiştim gerçekten. Şu anda dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin önündeyim. Benim Paris'te Mindy ile Emily karakterinin tanıştığı park burası. Şu anda Eiffel'i en iyi gören noktalardan bir tanesindeyiz. Prenses Diana'yı herkes biliyor ama Paris'te öldüğünü bilenler az aslında. Eiffel'in bahçe kısmına da girebiliyorsunuz isterseniz izleyeceğiz. Neredeyiz Gizem? Paris'teyiz. Bugün bayağı bir gezeceğiz. Metro biletleri günlük aldığınızda mesela saat akşam 8'de alsanızda 12'de bitiyor. Metro ile gezeceğiz. Çünkü Paris gerçekten çok büyük. Mesafeler haritada yakın gözükse de asla değil. Metro biletleri günlük olarak 13 Euro'dan başlıyormuş ama gerçekten değer yani. Kendimize bir rota çıkarttık, o rota üzerinden Paris gezmeye devam edeceğiz. Böyle bir kitaplık var ya. Böyle bildiğiniz parkın ortasında. Günlük bilet aldık biz. Biletler şu şekilde. Bunları kesinlikle atmamanız gerekiyor valide ettikten sonra. Bir gün boyunca saklamanız gerekiyor. Kontrol durumlarında ya da işte zaten metronun girişlerinde bu arada kontrol makineleri var. Onlara mutlaka valide etmeniz gerekiyor bu biletleri. Onun dışında zon zon ayrılıyor Paris. 1'den 5'e kadar ya da daha fazla zonlar var. Ona göre metro bileti almanız gerekiyor. Örneğin Paris'in içi zon 1, birazcık daha dışı 2, daha sonra 3-4 diye gidiyor. Mutlaka bilet alırken, metro bilet alırken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela biz zon 1 ve 2 aldık. Fiyatı da 8.45, bir gün boyunca geçerli tüm toplu taşımadan yararlanabiliyoruz. Biliyorsunuz bu Netflix'te Emily in Paris diye bayağı ünlü bir dizi var. O dizinin çekildiği yerleri şimdi görmek için geldik. Bu ilk durağımız Emily'nin oturduğu apartman olacak. Hemen zaten onun yan tarafında Gabriel'in restoranı var. Şimdi oraları ziyaret edeceğiz. Burası da Emily'nin yaşadığı apartman dizide. Emily ve Gabriel karakterlerinin yaşadığı apartman. Dizideki birçok sahnenin çekildiği yerlerden bir tanesi de burası. Ve önünde böyle bir park var. Zaten mekan bu Pantheon'a çok yakın. Pantheon'u ziyaret ederken buraya da uğrayabilirsiniz eğer diziyi siz de bizim gibi takip edenlerdenseniz. Oturma yeri oldukça da kalabalık, bayağı bir turistik bir alan olmuş artık burası. Apartmandan hemen karşıya geçtiğimizde de Gabriel'in restoranı var. Bu arkamda gördüğünüz restoran 3 sezon boyunca da aslında dizide yer alan restoran. Bu şekilde kırmızı zaten hemen karşısında görebileceğiniz bir alan. Hemen yanında yer alan bu pastaneden de Emily ilk bölümde bir tane kruvasan yiyor. O pastane de burası. Şimdi biz de içeriden kruvasan ya da farklı bir şeyleri denemek için bir şeyler alacağız. With my name and dinner at restaurant Le Maurice. Oh no, no, it's not a dance. I only drink fizz. Şu arkamda gördüğünüz binada Emily in Paris'teki Savoie pazarlama ofisi. Burası da Louvre Müzesi'ne yakın. Burayı da gelip görebilirsiniz. Emily in Paris'te Mindy ile Emily karakterinin tanıştığı park burası. Burada Mindy çocuklara bakıcılık yaparken Emily de buraya geliyordu. Burada tanışıyorlardı. Bu banklardan bir tanesine oturmuştu. Hemen fıskelerin karşı tarafında kalıyor bu banklar. Buraları da görmek isterseniz uğrayabilirsiniz.
Şu anda dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin önündeyim. İçerisinde oldukça ünlü eserler var. Aradan bir tanesi de Mona Lisa zaten. Hani Mona Lisa'yı görmek için bile bayağı kuyruk beklediği zamanlar oluyormuş insanların. Ama sizin de o kadar çok vaktiniz yoksa bu piramitlerin önünde fotoğraf çekilebilirsiniz. Birçok insan böyle yapıyor. Buraya girmek için hani bilet almanıza vesaire gerek yok. Hemen Louvre'un karşısında bir şantiye alanı var ve çevresini böyle aynalı falan belli olmayacak şekilde kapatmışlar. Hem insanlar orada fotoğraf çekiliyor. Hem de kötü bir görüntü olmamış oluyor. Bayağı güzel düşünmüşler. Prenses Diana 31 Ağustos 1997'de bu tünelin altında sevgilisiyle beraber paparazzilerden kaçarken kaza geçiriyor ve bu tünelde ölüyor. Onun anısına da buraya bir yazı koyuyorlar. Bu gördüğünüz arkamdaki anıt Prenses Diana için yapılmış bir anıt değil. Bu özgürlük anıtı. Burada sadece Prenses Diana ile ilgili bir yazı var. Çok merkezi bir konumda bu tünel. Hemen Paris'teki Eiffel Kulesi'nin yanında yer alıyor. Şu anda Eiffel'i en iyi gören noktalardan bir tanesindeyiz. Eiffel gerçekten gece ışıklandırmasıyla beraber muhteşem gözüküyor. Arada da bu şekilde, arkamda gördüğünüz şekilde yanıp sönüyor. Bu her zaman yanıp sönmüyor. Buna denk gelmeniz gerekiyor. Yarım dakika ya da bir dakikalık periyotlarda bu şekilde yanıyor arkamda. Şu arkamda gördüğünüz grupta bildiğiniz ring light ile gelmişler. En iyi fotoğraf çekilme noktalarından bir tanesi. A few moments later. Abi gene ceza yedik ya. Biz bu metrolardan kurtulamıyoruz. Biz burada günlük bilet aldık. Günlük bilet aldıktan sonra şöyle bir bilet zaten. Şurada köşede Fransızca olarak tarih, isim ve soyisim yazıyormuş. Ve burası bizim boştu. Sonra burada meğerse isim, soyisim ve tarihin kalemle yazılmış olması gerekiyormuş ve bizim bunu aldığımız yer bizi asla uyarmadı bununla alakalı. Burada çıkışta aslında metroya girerken kontrol yapılıyor. Yani bu biletle giriyorsunuz, bir makineye takıyorsunuz. Ama burada isim olmadığı için bize ceza kestiler. Yani biz bayağı itiraz ettik aslında. Bizim İngilizce, aslında Fransızca bilmediğimizi, sadece İngilizce bildiğimizi ve bunun üzerinde yazılanı anlamadığımızı defalarca söylememize rağmen bize instructionları, yani kuralları okumanız gerekiyor dediler. Ve bunların personeli bize uyarmadığı için de ya biz ceza yedik ama yani ben bunun üzerine metro bileti aldıktan sonra kalemi nereden bulacağım da ismimi yazacağım. O da ayrı mesele. Bana diyor ki güvenlikten orada bilet aldığın yerden kalem istemen gerekiyor. Bu da ayrı bir saçmalık gerçekten. 35 euro kişi başı ceza yedik. Gerçekten artık bu biletleri mi tercüme edersiniz Translate'den, ne yaparsınız bilmiyorum. Sizin için tüm detaylarını sormaya çalıştık oradaki görevliye ki biz yandık siz yanmayın diye. Umarım size de bir faydamız dokunur. Umarım siz de ceza yemezsiniz bizim gibi. Bu üzerine de ben ismimi yazdım bunun üzerine. Çünkü kadın kalem verip ismimi yazdırdı. Boştu yani şuradaki alanlar. Asla da benim buraya isim ve soyisim yazacak aklıma gelmedi yani. Ben hiçbir ülkede, yaklaşık 28 ülkeye falan gittim, hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Bu arada bileti de buradan aldık yani. Hani şey falan değil, şu makinalardan alıp kimse bizi bilgilendirmedi değil. Bayağı burada insan canlı kanlı. Hani burada da herhangi bir şey yazmıyor bu konu hakkında. Sanırım şuralarda bir yerlerde yazıyor bununla ilgili bilgi. Şu ufak yazılar Fransızca. Buralarda bir yerlerde yazıyormuş. Artık buraya gelecekseniz Fransızca bilmeniz gerekiyor. Şunları okuyun tek tek. Öğrenin. Sınav yapıyorlar çıkışta. Bilemezseniz 35 euro cezası var. Şimdi yine bilet alıyoruz. Günlük bilet. Az önce Cem sormasa yine isim yazmıyorlardı kesinlikle. O yüzden o alanları artık zaten videomuzu izledikten sonra dikkat ederseniz mutlaka. Yani o ne görüyorsanız sorun ama çok da cevap vermiyorlar yani. Fransızca konuştukları için İngilizce çok konuşmuyorlar maalesef ki. Biz bilmesek belki de tarihi yazıp o şekilde alıp tekrardan gidecektik. Yine ceza yiyecektik onlar bize satmalarına rağmen. Ama artık biliyoruz. Umarım artık ceza yemeyiz ya. Yeter ya. Eiffel'in bahçe kısmına da girebiliyorsunuz isterseniz ücretsiz olarak ama yukarı çıkmak isterseniz tabii bilet alıyorsunuz. Onların fiyatlarını da koyarız. Şurada çekmiştik. Öyle. Paris'le ilgili ilk izlenimlerimize gelirsek tatlıları efsane gerçekten. Dün yediğimiz ekler muhteşemdi. Bugün de makaron deneyeceğiz ama tatlıların görünüşleri bile mükemmel.
Onun dışında hani bu gezilecek yerler aslında birbirine yakın yani. Her bir sokaktan bir tarihi eser gibi bir şey çıkıyor. O yüzden Paris'in sokakları da her bir yanı da çok güzel. Ama onun dışında insanlar birazcık agresif. Yani İstanbul gibi diyebilirim. İstanbul'da trafikte sürekli korna çalıyorlar. Burada da aynı. Kırmızı ışıkta genelde yayalar direkt geçiyor karşıya. Kesinlikle beklemiyorlar, birçok yerde de geldik. Onun dışında Paris güzel. Metro hattı çok gelişmiş. Metro hattı gelişmiş olduğu için Paris'in dışına kadar metro var. O yüzden ulaşım konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Metro, tramvay, otobüs vesaire gibi tüm toplu taşıma araçlarıyla her yere ulaşabiliyorsunuz. Sen ne düşünüyorsun? Beğendin mi Paris'i? Mükemmel ya. Bir de üzerindeki hepsini... Ben böyle saçmalık yani. Metro, hem ceza yiyorum hem de metroda kapıyı kendim açıyorum yani. Neyse. Öğrendiniz artık, ceza yemezsiniz. İnsan ceza yiyince metroyu daha çok kullanması geliyor. Vallahi sonuna kadar sömüreceğim. Sonuna kadar. Cem moral bozma ya. İlk cezamız değil. İlk bak, ilk burada yeseydik üzerdi de. Yani abi bu... Bak şimdi. Kaçak binmeye çalışsak. Kaçak binmeye çalışsam gene.